İnternet medyacılığı yapan siz sevgili meslek mensuplarıyla bir arada bulmanın ben de keyfini çıkartmaya çalışacağımı ifade ediyorum. Bu mutluluktan önemli bir ben pay aldım arkadaşlarımızla beraber ifade ediyor. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Öncelikle başta milletvekili Cemal Öztaylan olmak üzere AKP'li belediye meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin belediye yönetimimiz hakkında ortaya attıkları yalanları ortaya çıkarmak amacıyla sizlerle yeniden basın toplantısı yapmak zorunda kaldığım için ayrıca üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bandırma'nın konuşması gereken çok daha önemli konuları varken sanal olarak yaratılan boş bir tartışmanın ısrarla, inatla sürdürülmek istenmesini de mümkün olmadığını düşünüyorum. Tabii bu konu Bandırma'nın gündemine karşılıklı olarak getirildiğinde ve bir önceki AKP'de Cemal Öztaylan ve arkadaşlarının yaptığı bir toplantıya tanık olduk. Ben uzun siyasi yaşamımda bizzat yaşayarak, görerek de basın toplantılarının nasıl olduğunu iyi bildiğimi sanıyorum. Ancak çok farklı bir toplantıya tanık oldu Bandırma. Ben buna korolu basın toplantısı diyorum. İşte son yaptıkları toplantı ile Bandırma yeni bir basın toplantısı kavramıyla tanıştı. Bu da koro halinde basın toplantısı. Maşallah Cemal Öztaylan kimi bulduysa getirmiş. Herkese de ne konuşacağını söylemiş, anlıyoruz basın toplantısında. Hepsi koro halinde yalanlarına devam ettiler. Kalabalık görünce herhalde korkarım cevap veremem diye düşünmüş olacak ki sırasıyla herkesi konuşturdu Cemal Öztaylan. Ama böyle kuru kalabalıklar bizi korkutmaz. Zaten bugüne kadar hiç korkutmadı. Hatta bana sorarsanız bu korolu basın toplantısında bir tek genel başkanları eksikti. Bir sonraki toplantıda da herhalde onu da unutmazlar. Amaçları açık net söylüyorum. Tamamen gündem saptırmak. Hep yalanlar üzerine kurulu bu tartışmaların 3 yıl beklendikten sonra birdenbire ortaya atılması oldukça düşündürücü. Bandırma bunu sorgulayacaktır. Ve sonunda hesabını da kesecektir. 2014 yerel seçimlerinin yaklaşması ve başbakanın 13 yeni büyükşehir belediyesi yapılacağını, bunlardan birinin de Balıkesir olacağını açıklamasından sonra bu tartışmaların Bandırma'nın gündemine taşınması çok dikkat çekici. Tüm Bandırma Balıkesir'in büyükşehir olması konusunda görüş birliği içindeyken aynı görüş birliğinin bütün şehre karşı olma noktasında da dile getirildiği bir ortamda sadece AKP ve Cemal Öztaylan Bandırma'dan farklı düşünüyor. Bu konuda her zamanki gibi yalnız kaldılar. Onların tek derdi Balıkesir'i büyükşehir yapmak. Bandırma'yı hiç düşündükleri yok. Cemal Öztaylan büyükşehirin Bandırma'ya çok büyük kazançlar getireceğini söylüyor. Ama bunların ne olduğunu da bir türlü açıklayamıyor. Bandırma'nın en önemli gündemi olan bu konuda konuşmak, kamuoyunu aydınlatmak yerine yalan iddialarıyla dikkatleri farklı yöne çekiyor. Bu yapılan planlı bir komplodur ve Bandırma uyutulmak istenmektedir. Yalanlarla hiçbir yere varılamaz. Basın toplantısında daha önceki yalanlarınıza yeni yalanlar ekleyerek karalama kampanyasına devam ediyorsunuz. Hem ısrarla yalan söylüyorsunuz, hem de yalanlarınızı yüzünüze vurduğunuzda bize kızıyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyordu acaba? Hiçbir doğru bilgiye dayanmayan yalanlarınızı kabul mü edecektik? Kendinize yalancı denilmesinden rahatsız oluyorsanız o zaman yalan söylemeyeceksiniz. Doğruyu söylememekle yalan arasında fark, yeni bir kavram çıktı yine bu yapılan toplantılarda. Onunla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum.
Yalanlarınızı masum gösterme konusundaki yaratıcılığınıza da hayran oldum doğrusu. Neymiş efendim? Yalan söylemek farklı bir şey, doğruyu söylememek farklı bir şeymiş. Arasındaki farkı açıklayın da herkes bilsin. Bu konu hakkında iddiada, bir konu hakkında iddiada bulunuyorsunuz. O zaman ya doğruları söylersiniz ya da yalan söylersiniz. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktur. Varsa da biz bilmiyoruz. İşte yalanlarınızdan bir demet. Dikkatle izlesin sayın basın mensuplarımız. Soruyorum, bunları onlar söylemedi mi? AKP'li belediye meclis üyelerinizin soru önergelerinin gündeme alınmadığını, bunun suç olduğunu ve yasal yollara başvuracağınızı söylediniz. Belgelerle yalanlarınızı ortaya koyunca cevap bile veremediniz. Otel inşaatı sözleşmesinde yapılan değişiklikle ilgili kamu ihale kurumundan izin alınmadığını, belediye meclisinden karar çıkmadığını, bunun yasal olmadığını söylediniz. Buna gerek olmadığını belgeleriyle açıkladığımızda evet gerek yokmuş dediniz. Sözleşme ile verilen süre doldu. Ceza uygulanması gerekiyor dediniz. Sürenin henüz dolmadığını belgelediğimizde anlamazlıktan geldiniz. Yeni terminalin kesin kabulünün yapılmadığını söylediniz. Biz belgeleri sununca sus pus oldunuz. Kesin kabulü de yapıldı. Kiracılarla sözleşme yapıldı. Yakında taşınacaklar. Yani hiçbir problem yok. Belediyenin payında olan ana caddeye bakan cephedeki dükkanları yükleniciye bıraktığımızı iddia ettiniz. Belediyenin hiçbir zaman ana caddeye bakan bölümde payı olmadığını söylediğimizde elinizde bu kraküllerle fotoğraf çektirmenize rağmen hala ana caddeye bakan cephedeki dükkanları soruyorsunuz. Anlayışsızlığınıza pes doğrusu. Nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebiliyorsunuz? Ana cadde anlayışınızı biraz açar mısınız? Soruyorum size. Bunlar yalan değil de nedir? Sizin deyiminizle herhalde doğruyu söylememektir. Ama neyse ki bu da bir kazançtır. Doğruyu söylemediğinizi siz de kabul ediyorsunuz. Herkes payına düşeni öğreniyor bu toplantıları sayesinde. Bu tartışmalar bir anlamda da yararlı oluyor. Cemal Öztay'la bu sayede pek çok şey öğreniyor. Avan projenin ne demek olduğunu öğrendi. Kendi dönemlerinde yapılan ihalenin kamu ihale kanununa göre değil, devlet ihale kanununa göre yapıldığını da öğrendi. Bu projelerin hiçbir yerinde kendisinin imzasının olmadığını öğrendi. Bu süreçten AKP'liler de bir şeyler öğreniyor. Koro halinde yapılan son basın toplantısında bunun örneğini gördük. Artık ne Cemal Öztay'la ne de AKP'liler projeler için Öztay'la'nın projeleri demiyorlar. Projeler artık AKP'nin projeleri oldu. Bizi hayal kurmakla suçluyorlar. Tabii bu ama sadece proje olarak bu projeleri bizim hayal bile edemeyeceğimizi iddia ediyorlar. Evet, bizim hayalle işimiz olmaz. Biz iş yaparız. Siz ise hayal kurup hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğümüz için bize teşekkür edecekken bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Anlayamadım. Seçimlere az bir zaman kala bitirilen ihale sonrası, iyi hatırlayın o günleri. Övündükleri bu projelerle ilgili temsili de olsa bir temel bile atamadılar. Atıp atmadıklarını takdiri yoruma size bırakıyorum. Bugün bu projeler ayağa kalkmış da bu bizim belediye yönetimimizin bir başarısıdır. Bu projeleri devam ettirmekte kalmadık. Bandırma Belediyesi'nin otel inşaatı ile ilgili haklarını artıran ek bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme ile belediyeye önemli kazanımlar sağladık. Ama nasıl oluyorsa bu kazanım bazılarını rahatsız etti. Bizi suçlu gibi göstermeye çalışıyorlar. Yapılan her şey tüm açıklığıyla ortadayken tamamen yasalara uygun yapılan işlemden dolayı kamuoyuna suçlu gibi gösterilmek isteniyoruz. Bunu bahane ederek Bandırma'nın önünü tıkıyor ve hizmetlerine engel oluyorsun Sayın Öztaylan. Ondan sonra da evet ben engelledim diye birbirleri. Kayıtlarda bunlar var. Söyleyip söylemediğini size soruyorum. Kendisine de buradan soruyorum. Siz de umarım sorarsınız. Övünüyor.
Normal bir siyaseti yaptıklarıyla, katkılarıyla övünmeli. Ama hep kaybediyorsun. Bandırma'da 2009 yerel seçimleri kaybettin. 2010 12 Eylül referandumunda tarihi bir fark yedin, kaybettin. Son genel seçimlerde yine o aradaki fark makas çok azaldı, kaybettin. Bunlar senin için hiçbir anlam taşımıyor mu? Sadece kendin kaybetsen bir sorun değil. Ama artık Bandırma'ya da zarar veriyorsun. Böyle boş işlerle uğraşmayı bırak. Birazcık olsun Bandırma ile ilgilen. Geçen basında vardı bir ambulansla ilgili yardımcı olmuş. Teşekkür ediyoruz. İşte o son toplantıda da ilçe başkanının bir açıklaması Bandırma ile ne kadar ilgisiz olduğunun bir itirafı gibi. Bandırma'dan seçilmiş, iş yapar dediğim bir iktidar milletvekili olarak Bandırma Devlet Hastanesi'nin bir ambulansa ihtiyacı olduğunu ancak bir hastane çalışanı sana söyleyince farkına varıyorsun. Ondan sonra da milletvekilimizin girişimiyle bu arkadaşımızın dile getirdiği ambulans ihtiyacı giderilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz diye basın açıklama yapıyorsunuz. İşte Bandırma sorunları ile bu kadar ilgilisiniz. Bir de savcılığa soyunması var. İlk sık sık basında da yer alan var. Ama Cemal Öztaylan ek sözleşme ile ilgili iddialarında boşa kürek çektiğini kendisinin de farkında. Çünkü son korolu basın toplantısında tamamen yalanlara dayalı iddialarıyla ilgili savcının henüz kendisini aramadığını söylüyor. Araması mı gerekiyordu acaba? Tabii aradan bir aydan fazla zaman geçmiş. Kimse onu ciddiye almıyor. O da ne yapsın? Aklınca savcılarımıza işlerini öğretmeye çalışıyor. Cemal Öztaylan, herkes işine baksın. Sen milletvekiliysen işine bak. Savcıların işine karışma. Ama bunlar ailecek hem savcı hem hakim olmaya hevesliler. Kimseyi karalamıyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. İddiaları gündeme taşıyoruz diyorlar. Ondan sonra da Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde tanımlanan görevi kötüye kullanma ve 236. maddede yer alan edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının işlenmiş olduğuna dair kuvvetli delil ve emareler mevcuttur diye açıklama yapıyorlar. O kadar iyi biliyorsan bütün işlerini bırak da savcılık yap bari. Bir insanı suçlamak bu kadar kolay mı? Bu kadar ucuz mu? Ondan sonra da yalan söylüyorsun deyince de kızıyorsunuz. Milletvekilliği gündeme geldiğinde hatırlayın, yerel seçimler kaybedildiğinde Bandırma da bırakıldı. Balıkesir milletvekilliği kimliği bırakıldı. Erdek milletvekiliyim diye açık beyanları basında da yer aldı. Kayıtlarda zaten hala var. Şimdi başka bir kavramla tanıştık. Magazinle ilgili şey var. İzninizle o konuya açıklık getirmek istiyorum. Cemal Öztaylan'a milletvekili dedik. Ama zaten hiçbir zaman yapamadığı bu kutsal görevden herhalde sıkılmış olacak ki artık milletvekilliğini bırakıp magazin vekilliğine başlamış. Son kor halindeki basın toplantısında yaptığı solada bunu kendi ağzıyla söylüyor. Ben sadece magazin bölümüyle ilgili konuşacağım diye. Dinlediniz yazdığınız gazetelerinizde. Magazinin bile bir düzeyi, bir adabı vardır. Ama yaptığı açıklamalar ancak 5. sınıf magazincilere yakışacak tarzdaydı. Kendisinin düzeysizliğine inmemek için cevabı kamuoyunun takdirine ve yorumuna bırakıyorum. Ama kendi partisinden bayanların bile bulunduğu bir ortamda bu derece seviyesini düşürebilen ve partililerini güldürebilen birisi ancak adı duyulmamış televizyon kanallarında artı 18 damgalı show programı sunabilir. Nasıl bir reyting alır onu bilemem. Ama bu alandaki sanat yaşamında kendisine başarılar diliyorum. Takdir sahip kim yalan söylüyor? Kağıt parçası değil belge diye eline salladığı metinde otel ek sözleşmesiyle ilgili olarak hiçbir AKP'li belediye meclis üyesi bilgilendirilmemiş ve hiçbirinin de onayı alınmamıştır diyorsunuz. Peki 2009 yılı Aralık, bak sözün dikkat edin, 2009 yılı Aralık ayı toplantısında yine partinizin meclis üyeleri tarafından verilen önerge üzerine belediye meclisinin gündemine alınmadan
Yalçın Cömert tarafından slaytlarla ayrıntılı biçimde anlatılan yeni sözleşme kazanımlarıyla ilgili açıklamaları dinlerken aklınız başka yerlerde miydi? Yoksa salonda sadece isminiz ve cisminiz mi vardı? Hem önerge veriyorsunuz, hem de grubunuzdan Ahmet Edin, Niyazi Güler, Serap Şentürk, Mesut Tatlıdil ve Orkun Sencer bu meclis toplantısına katılmıyor. Tekrarlıyorum. Konu hakkında açıklama bekleyen bu arkadaşlarımızın önergesi imzalı 5 tanesi o toplantıda yok. Hadi onların haberi yok demesi biraz normal karşılığı. Gelmemişler, bir şey diyemem. Ama Sabri Külcü'ye acaba ne demeli? Bunun takdirini Bandırmalılara bırakıyorum. Sabri Külcü ben böyle bir toplantı hatırlamıyorum diyorsa gelsin hepinizle ses kayıtlarını inceletelim. Neler konuşulmuş? Bir görün, bir dinleyin. Ayrıca biz hiç bilgilendirilmedik dediğiniz basın toplantısında Mesut Tatlıdil, Sabri Külcü ve Orkun Sencer, bakın dikkat edin, kendi ağızlarıyla 15 Nisan 2010 tarihinde belediye meclis salonunda konuyla ilgili yapılan bilgilendirilme toplantısına katıldıklarını söylüyorlar. Kendileri söylüyor. Kayıtları zaten var da. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcınız yapılanlar bilgilendirme toplantısına öte gitmemiştir diyor. Soruyorum size, hangisi doğru? Yapılan bu toplantıda ek sözleşme ile yapılan değişiklikler konusunda teknik olarak kendilerine bilgi verildiğini söylüyor. Ondan sonra da bize sadece bilgiler verildi. Sözleşme verilmedi diyorlar. Sözleşmenin zaten temel noktası belediye payının %37'den %50'ye çıkarılması. Bunun dışındaki bilgiler, sözleşmenin genel maddeleri, eskiden ne varsa yine aynı var. O nedenle bizim bir şey gizlemediğimiz gibi onların söylediklerindeki tutarsızlığın da ortaya konulması anlamında son derece düşündürücü. Peki şimdi onu diyor, sözleşmeyi aldılar. Ondan sonra bilmedim ne öğrendi onu soruyorum kendilerine. Hem bize sözleşme yeni verildiği için bu iddiaları şimdi gündeme getiriyor diyordunuz. Hem de iddialarınıza esas olan bilgileri 15 Nisan 2010 tarihindeki toplantıda öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Aradan ne kadar zaman? 2 yıldan fazla süre. Sözleşmeyi aldıktan sonra yaptığınız açıklamalar, belediyenin payı ve zeminde bulunan dükkanlarla ilgili. Bu bilgiler size zaten 15 Nisan'daki toplantıda verilmişti. O zaman niye konuşmadınız da sanki bir yerlerden komut almış gibi şimdi aynı şeyleri söylüyorsunuz? Sözleşmeyi aldıktan sonra bilmediğiniz neyi öğrendiniz? Bir açıklayın, herkes bilsin. Ben de merak ediyorum. Bunları kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Tabii meclisin hangi konularda yetkili olduğu, hangi iş ve işlemleri takip edeceği konusunda da o görevi yapmış olmalarına rağmen hiçbir şey bilmediklerini ortaya koyma anlamında bir açıklama yapmam gerekiyor. Ek sözleşme ile ilgili düzenlemelerin belediye meclisinde, imar komisyonunda, kıymet takdir komisyonunda görüşülmediğini söylüyorsunuz. Bu komisyonların ve meclisin görev alanına girmediği için bu konunun görüşülmediğini biz zaten daha önce söylemiştik. Niye tekrarlama gereği duyduğunuzu da anlayamadım. Gerekli olduğu zamanlarda her türlü konu belediye meclisine getirilir, görüşülür ve yüce meclisin kararı alınır. 2 Temmuz 2009 tarih ve 94 sayılı belediyemiz kararına bakarsanız görev alanına girdiğinde bu tür kararların belediye meclisinde alındığını görürsünüz. Diyorlar ki verilmedi. İsteselerdi yine imzalarım. Daha önce de verdik. Tarihleri paylaştım, ayrıntıya girmiyorum. Hem şimdi var hem daha önceki basın açıklamama baktığınızda görürsünüz. Sözleşmenin nasıl bir şey? Defterlere verildikten sonra zorunlu olarak size verildiği gibi, yani onları kendileri kastediyorum, asılsız bir iddialarınız var. Bu iddia da diğerleri gibi yalandır. Sözleşme ve konuyla ilgili tüm belgeler 2012, bakın bize gelen şeyler, 2012 yılı Ocak ayında belediye meclis toplantısında verdikleri önerge sonucu, bakın 20 Ocak 2012 tarihinde size teslim edilmiş. Sabri Külcü'ye bunlardan söyleyeyim, rakamlar, belge, resmi kayıtlar söylüyor. Eğer daha önce olarak verilmiştir, bu yasal da ayrıca biz doğru, olmazsa da biz verirdik.
Baştan sıkıştı ki sözleşmeyi bize verdi iddialarını da elbet anlamak mümkün değil. Defalarca söyledim. Benim abdestimden asla şüphem yok. Namazımdan da elbette olamaz. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Yasalar çerçevesinde Bandırma'nın ve halkın yararına olacak hizmetleri ortaya koymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da bu sürecektir. Gelelim Yakup Ataş'ın iddialarına. Kor halindeki basın toplantısında en veciz yalanlar da bizim basın toplantısındaki anlatmak istediklerimizi anlamaya çalışmak yerine kelime sayma oyunu oynayan basın ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı Yakup Ataş'tan geliyor. Çok kötü bir ustanın yanında yetişen kötü bir çırak olarak aldığı siyasi terbiyeyi de inkar etmiyor. Allah yolunu açık etsin. Yakup Ataş sırf ustasına yaranmak için hiçbir belgeye dayanmadan bizi BBG evi gibi yönetmekte suçluyor. Belediyede yaşanan ve gazetelere de yansıyan dinleme olayıyla ilgili gerçekleri basın açıklamamız ile kamuoyuyla paylaştık. Olayın belediye yönetimi ile hiçbir ilgisi yoktu. Var diyen varsa söylesin, o yazanlar da dahil. Ne olduğunu sanıyorum öğrenmişlerdir. Ki o tarihte o bilinmesine rağmen yine değiniyor Sayın Ataş. Tamamen olayı gerçekleştiren personelin kişisel bir davranışıdır. Konu yönetimimizce titizlikle değerlendirilmiş, gerekli yasal işlemler de yapılmıştır. İddia edildiği gibi savcılığa yapılan herhangi bir başvuru da yoktur. Savcılık şey yapmış, savcılığa şikayet yapmış. Şikayet hiç yok. Kişiye bağlı. Son yapılan o işlem sırasında da şikayetçi olmayacaklarını da ayrıca kendi hür irade beyan ediyor sözü edilen arkadaşlar. Telekulak dediğiniz telefonların ileri teknolojiye dinlenmesi anlamını taşır. Telekulak dediğiniz böcek benzeri yine son teknolojik aletlerle dinlenmesi gerekir. Bunu bizim bunun en çok şikayetçi olan Cumhuriyet Halk Partisi başta belediyeler, parti yöneticileri. Böyle bir şey Sedat ve ekibinin sonra AKP'li yöneticilermiş. AKP'li olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Devletin memuru o. O yaftayı atmakla kendinizi küçültmenin ötesinde sözünüzle ettiğiniz o insanlara ki ne olup olmadı, hangi parti olup olmadı araştırırlarsa onu da öğrenirler. Bu yönetim onları dinletecekmiş. Ve bunlar da dedikoduya bağlı ve savcılığa da intikal etmiş gibi. Sonra öyle duyuma göre, böyle gazetecilik olmaz. Varsa bilgin belgen adam gibi yazarsın, yoksa da dedikodu üzerine böyle bir şey olmaz. Daha bir sürüleri var. Hakikaten savcılar bir bak, ne geçmişte var ne şimdi var. Yok öyle bir şey yok. Kişinin şeyine bağlı bir olay bu. Ama siz her zamanki gibi hem savcısınız hem hakimsiniz. Yalan iddialarla herkes hakkında çok kolay hüküm veriyordunuz. Bırakın da yargılama işini, yüce adalet yapsın. Ey Yakup Ataş, sana sesleniyorum. Sedat Peker bizim kahramanımızı susturmak için acaba ne verdi? Bunu kamuoyuna açıklasın diyorsun. Ben tamamen dışında olduğum bu konuyla ilgili hiç kimseye hiçbir şey vermedim. Hayatım boyunca da vermedim. Bunu kafana sok. Ama sen de ne verdiğimi biliyorsan bunu kamuoyuna açıkla. Eğer açıklayamazsan seni müfteri ilan ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Üç çocuklu anneyi hapse attıran şey yapmışız da Cemal Özdar. Bunları ben size belki açıklamadım mı? Böyle bir şeyin olmadığını. Bunları niye kendisine sormuyorsunuz? Su borcu nedeniyle tekrarlıyorum. Belgelerini görmek isteyenler tekrardan verebilirim. Üç çocuklu bir anneyi hapse attırdı diyorsun. İnsan utanır, sıkılır. Bu kadar kolay nasıl yalan söyleyebiliyorsun? Sizin siyaset akademisinde ilk ders olarak en kolay nasıl yalan söylenir konusu mu anlatılıyor? Herhalde sen de bu dersi 100 ile geçmişsindir. Sözünü ettiğin anne hakkında kaçak su hırsızlığı ve mühür bozma suçundan kamu davası açılması sürecini başlatan encümen kararında kimin imzası var biliyor musun? Daha önce verdim size, yine verebilirim. Hadi sana bir ipucu vereyim. Encümen karar tarihi 11 Şubat 2009. Ben 2 Nisan 2009'da göreve başlamışım. 2 ay önce. Herhalde anladın değil mi? O kararı imzalayan kişi belediye başkanı Recep Eraydın.
Konuşurken de dikkatli konuş. Bunları bildiğiniz zaten niye onu sormuyordun? Onu da ben merak ediyorum doğrusu. İşlemi yapanlar kendileri. Su borcundan dolayı değil. Kesilen para tamamen mühür fekkinden, kaçak su kullanma, idari para cezası ödenmediği için yasalar çerçevesinde elbette hapsen tazik gündeme gelmiş. Onu da sosyal yardımla dayanışma fonundan ödendiği söyleniyor. Öyle mi onu da ben bilmiyorum ama benim o konumda değil. Yine iddialı söylüyorum. Bizim dönemimizde hiçbir su abonesinin su borcundan dolayı hapsen tazik kararı alınmamıştır. Uygulamada yoktur. Bundan sonra da asla olmaz. Ama onlar yapar mı onu ben bilmiyorum. Sizin belediye yönetiminizin halkımızı ve bölge insanımızı inim inim neten dayatmalarına inat, batık garajı projesiyle bu konuda yaşanan sorunu kolayca çözdük. İnim inim inemedi bu Erdek, Edinci, Gönel köyleriyle beraber. Çözdük. Ne kadar güzel oldu değil mi? O insanların bu rahatlamasının sonucu benim esnafım da rahatlamadı mı? Onun doğal sonucunda o insanlar bizim bu güzel uygulamamıza karşı oy desteğini arkamıza koymadılar mı? İşte bundan da birileri hala rahatsızlık duyuyor. Ve bu projenin dışında da deniyor ki köylerin batı garajı olmamış da özgürlüklerimiz. Teşekkür ediyorum. Gecikmeniz de olsa bizim ona yaptığımız uygulamanın doğru olduğunu altına imza atarcasına bir konuşma. O köylerle ilgili de bizim uygulamamız var. O nedenle bu hem kendi şeyin halka hizmet hak hizmettir diyorlar. Hem de halkın haklı isteklerine sırt çeviriyorlar. Ondan sonra da hakkı hizmet ettikleri. Hangi hakkı hizmet ediyorlar ki orası ben onu anlamış değilim. Palmiyelere takılmış arkadaşlarımız. İşte senin yeni bir yalanın daha. Şehir girişine yaptığımız yeni düzenleme kapsamında orta refüje dikilen palmiyelerin parasının yarısını karayollarını verdiği der. Ya şimdi 10 paralı şey karayolları vermiş. Bak kaç tane palmiye var. Nasıl da takip etmişlerse. Tamamen yalan. Buraların düzenleme görevi 14. Bölge Müdürlüğü'ne ait. Aydınlatması, ağaçlandırılması, ışıkların bakımı, her şeyi sulamaları dahil bunlara ait. Karayollarının zamanı imkanı el vermediğinde tamamını biz yaptık arkadaşlar. O damlama suluğu yapan, damlama tarihi ilk kez sokan yönetim, şu andaki yerel yönetim başında bulunan insanlar. O bize çimden kapatılacak. O leylandilerle şey yapan, kurul dedikleri kurumayan palmiyeleri de tamamının parasını, her kuruşunu ödeyen yönetim şu yönetim. Yarısını ödemiş ki karayolları. Ya ödemedi de ödese ne olacak? Dönecek iş mi yani bu? Ama şey bunlar dediğim gibi biz yaptık, yapıyoruz. Bunları da doğru öğrenmeleri gerekiyor. Ayrıca şeyde bitti. Karayolların işinin bitmesini bekliyoruz. Şimdi bir de boru yalancı. Bir aralar çıkmıştı. Millet de boruya nedense çok meraklılar. Boruları ben dedim gelin göstereyim size. O zaman da bir soru bize yöneltilmişti. En sonunda şimdi diyor ki Cumhuriyet Caddesi'ndeki çok güzel bir proje gördü arkadaşlarımız. Yani övülmenin ötesinde biz gecikmeniz de olsa bu işe girdiğimiz için Bandırmalılardan özür de diliyoruz. Geçmiş yönetimler adına da özür diliyoruz. Ama gerçekten aşırı yağışlarda ve Eylül aylarında yine denk gelen bu yağışlarda Bandırma'daki insan esnaflarımız başta çok sayıda vatandaşımızın mal kayıpları söz konusu. Psikolojik travma yaşadıkları, acaba ne olur endişesi kaygısı yaşadığı bir dönemde biz neşleri vurduk. Çok ciddi sonuç alacak bir projeyle de startı verdik. Bazı insanlar da diyor ki zamanın bulmuş. İnsan arkadaşlar biliyorsunuz Mayıs'ın ortalarına kadar mevsimsel yağışlar devam ediyor. Bölgemizde de Bandırma'mızda da. Ve 1-5 tarihler arasında festivalimiz vardı. Dedik ki festivalimiz bitsin. Gerekli izinleri alın girelim. Nitekim öyle yapıldı ve ilk kazma vuruldu. Borular döşenmeye başladı. Arıntıya girmeyeceğim önemli bir projede. Bu da ayda girip ne zaman girecektik? Yağmur mevsimini mi bekleyeceğiz? Okulların açılma mevsimini mi bekleyeceğiz? Çok güzel bir proje. Orada döşenen borularda AKP yerel yöneticilerinin geçen dönem aldıkları borular değil. Eğer merak ediyorlarsa bizim daha önce döşenilen muhtemel Eylem bölgesindeki alanın aktife dönüşmesi sonrası farklı sağlam bir zeminde çelik 1400'lü boruyla geçtiğimiz o alandan sökülen borularla yaptık. Yapıyoruz. Hem müteahhide verilen paranın azalması hem de bu amaca hizmet edecek boru bulmadaki güçlüğü de gidererek böyle bir uygulama. Yani borular
değerlendirmiş olur. Elbette. Yoksa onların bizim aldığımız borcu alsan da insan diyor bunlar söylenecek ya, ama tabii söylenecek başka bir şey olmuyoruz da bunları öğrensin ve artık desin ki pardon, doğruyu söylemeyen koymadır, yalancı demesin kendine, şey yok. Şimdi bir de kendilerine de şey yapıyorlar. Diyor ki yalan söyleme konusunda hızla o kadar almışsın ki Yakup Ataş, kendi kendini bile yalanlıyorsun artık. Geçen dönem belediye yönetiminin 5. yılını anlatan kitaplarında 20 bin ağaç dikildiği söylenirken sen bunu 30 bine çıkarmışsın. Nereye 10 bin ağaç daha diktin anlayamadım. Üstelik bir de 80 bin metrekare ağaçlandırma yapmışsınız geçen dönem. O ağaçları uzaya mı diktiniz Allah aşkına? Bandırmada rastlayamadık da. Yine devam ediyor Sayın Ataş. Bu yolu şeyler yapmış. Diyor ki devlet hastanesi yolunu Gönen Belediyesi ve Etibor'un yaptığı açıklamalarının da doğru hiçbir yanı yok. Kendin bile inanmadığın bu iddiayı nasıl ortaya atıyorsun? Sen de çok iyi biliyorsun ki o yol Bandırma Belediyesi ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. İlçe başkanının önünde fotoğraf çektirdiği makineler Gönen Belediyesi'ne mi yoksa Etibor'a mı ait? Bir bak doğruları görürsün. Bir de takılmış Bandırma Spor'la ilgili. Şimdi arkadaşlar, Bandırma Spor'a olan sevgimiz ve bakışımız herkes tarafından bilinir. Her zaman Bandırma Spor'la gurur duyuyoruz. O bizim göz bebeğimiz. Gerek belediye olarak, gerek Gençlik Spor ve Kültür Vakfı olarak her konuda Bandırma Spor'a gerekli katkıları fazlasıyla sağlıyoruz. Nitekim son genel kurulda rakamlarla açıkladım. Daha önceleri de belediye ile Bandırma Spor yönetiminin arasını açmak amacıyla çeşitli oyunlar, hep bir malum bir gazete tarafından bunlar yapıldı. Kor halinde. Ama bu çabalar boşuna olmadı çünkü halk da görüyor, o yöneticiler de görüyor. Bandırma Spor'un maçlarına mümkün olduğunca giderim. Gitmediğim maç çok azdır. Ama herhalde Yakup Ataş maçları gelmediğinden beni de görmemiş olacak. Playoff maçları ben Antalya'da gittim. Balıkesir Spor maçlarına iki tanesi hem bizim yendiğimize gittim, hem Balıkesir Spor'un o bizim sayemizde gittiği köprülerin olumlu anlamda atılmasına yönelik gittim. Gidiyorum ama ben bütün maçlara gidecek Bandırma Belediye Başkanı'nı istiyoruz. Arkadaşlarımız giderler yani şey yaptığında. Stadyo bu böyle. Yaptık. Elbet. Şimdi bir de bir 911 şeyi çıktı. Banara girmişler. Bugün arkasına sığındın. 911 Mustafa diye nitelendirdiğin kişiyle Cemal Öztaylı'nın belediye başkanı olduğu dönemlerde aralarında geçen diyalogları gazete arşivlerine kolayca bulur. Bulamıyorsa ben ona yardımcı olurum. Ne de olsa medyadan sorumlu başkan yardımcısısın. Eğer bu arkadaşı bu kadar çok seviyorsan git 911 derneğine üye ol. Çalışmalarına katıl. Ekonomik olarak oldukça güçlü sayılırsın. Allah daha çok versin. Derneğin bu konudaki sıkıntılarına kolayca çare olabilirsin. Bandırmaya da böylece bir yararın olur. Pazar yeriyle ilgili söylenen şeylerimiz var. Şimdi pazar yeriyle ilgili bizim her şeyimiz hakka hukuka uygun gidiyor. Olmadığı için başlarının çok kötü şekilde ağrıyacağını da ben burada ilan etmiş olayım. İlgili dairelerin haklı uyarılarına rağmen, yapılan işi ve işlemin yasal olmadığı söylemelerine rağmen, başta o katlı otopark yıkım kararı da kesinleşti. Yıkıldı, o paraları ben ödemeyeceğim. Onlar da onları ödeyecekler. Biz pazar hepsinde bu şekilde sağlam, emin şekilde gidiyoruz. Yine öyle yapmadıkların önünün tıkanmasıyla ilgili 10 yıllık protokolün hazineyle yapılan, onlar tarafından yapılan bu olumsuzluklar nedeniyle kaldırıldı da hepiniz biliyorsunuz. Biz onlardan değiliz, olmadık. Ve bu pazar yeriyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Projenin ana taslağı hazır. Ayrıntıları da gelişmeler karşısında alıp pazar yerinde yapacağız. Hiç onların da kuşkusu olmasın. Şimdi zabıta müdürünü değiştirmişiz 5 kez. Şimdi arkadaşlar gerektiğinde herkes değiştirilebilir. Nitekim Sayın Başbakan bakanları değiştiriyor. Başkası bilmem neyi değiştiriyor. Bu değiştirme normal olabilir. Belediyede düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklandığını söylediğin zabıta müdürünün kimin zamanında göreve getirildiğini ve ne kadar zaman süre görev yaptı bir araştırıversin. Yakup Ataş. Bakalım ne görecek? Göreceğin şey AKP iktidarının şeyi kardeşim. Öyle mi değil mi soruyorum. O kadar kolay mı yani? Sonra dediğim gibi suçlarda şahsilik ilkesi vardır. Herhangi bir memurunuz. Yasalar karşı suç olan bir eylem işine girdiğinde ne olur işlem mi yapılır? Ben onun başında durup da bir herhangi bir sen rüşvet alma onu yapma. Buna genel çerçeve devlet memurunun uyması gerekiyor. Uymuyorsa da işte böyle uydururlar.
Ama benim bir onlardan devraldığımız kötü miraslardan biri demek ki. O da bu şekilde tescillenmiş oluyor. Yalan karnesi çok kötü Sayın Ataş'ın. Gördüğün gibi söylediğin doğru hiçbir şey yok. Bir tane soruyorum. Sadece bir bakın. Bir tanesine aklı çıksın. Boynunu bükeceğim, özür dileyeceğim. Onlar bilmez, sorulmuyor bunlar. Söylenen dinleniyor, yazılıyor. Yani yalan söylüyorsun. Eğer yine kelime sayma oyunu oynayacaksan, şu kadar yalan var diyor. Bulduğun yalan kelimesinin sayısı aynı zamanda, şimdi bunları söylüyorum, onun yalan karnesi olacak ne kadar buluyorsa. Onun için dikkatli say. Kaç tane yalan söylemişsin, orada görür. Şimdi bütün bu şeylerde çok haksız, karamal suçlamaları var. Yani çamur kat izi kalsın. Öyle bir derdimiz yok. İz de kalmaz bizde de. Gerçekten ben hakka, hukuka, adalete, hem dünyadaki mahiyete inanan birisi olarak gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Bandırma kamuoyunu böyle zorunlu açıklamalarla bilgilendirme zorunda kaldığım için de gerçekten üzgünüm. Biliyorum herkese içi boş tartışmalar gibi gelecektir. Ama yalanların ardına sığınıp acımasızca yapılan saldırılara karşı sessiz kalmakla yalanları kabul etmiş olmaktır. Savunma hakkı olarak bu açıklamaları halkımızla paylaşıyorum. Hem bu dünyadaki adalete hem de ilahi adalete sonsuz güvenim var. Gerçekler oralarda ortaya çıkacaktır. Birilerine rahatsız ondan zaten. Asılsız atılan iddiaların hesabı mutlaka verilecektir. O hesaplar da asla şaşmayacaktır. Attığınız yalanlardan kaynaklanan hakkımı size helal etmiyorum. Her yolsuzluk lafından görüyorsunuz çok bir tedirginlik var. Niye bu kadar alınganlık gösteriyorsunuz anlayamadım. Surat ifadeniz anında değişiyor. Nedense her yolsuzluk sözcüğünü kendi üzerinize alıyorsunuz. Sadece o diyor ki yol yaptın, yani orada bir yolsuzluk var anlamında, usulsüzlük anlamında gündeme getirdiği konusunda. Diyoruz ki biz orada yolsuzluk yapmadık, yol yaptık. Yine söylüyorum, yolsuzluk yapmadık, yol yaptık. Yani hala bu sözler üzerinde konuşuluyor. Bir de o borçlar şeyden ödeniyor, İller Bankası hissesinden. Elbette İller Bankası payları her beyeri olduğu gibi bizde de önemli. Elbette borç da ödeniyor, yatırım da yapılıyor, muayit de ödeniyor. Çarkın döndürülmesi için bizim olmazsa olmaz gelir kaynaklarımızdan. Hani ne diyordu AKP bakanları, yöneticileri, hatta burada onun adayları, eğer bizi seçmezseniz genel yere uyumu olmazsa para gelmez, hizmetler aksar. Aksıyor mu hizmetler? Para mı gelmiyor? Hatta geldiğin kendine bizden daha çok fazla para geliyor diyor. E sen de alsaydın parayı. Maliye Bakanı'nın vardı burada Bandırma'da çok ciddi yatırımları olan. Alamamışsan, biz almışsak bizim bu alkışlanacak bir yanımız olmalı. Elbette bu alınan paralarla da onun yaptığı, açık söylüyorum, Bandırma'nın önünü tıkadığı Cemal Öztaylan'ın bir borç stoğuyla karşı karşıya Bandırma. Ve 2016'da kadar gideceği için netleşmeyen bir borç stoğu nedeniyle mevcut gayrimenkuller neredeyse tamamına yakının haciz altında olduğu, Bandırma'nın önünü tıkandığı ve bunları ben yaptım, yapmaya devam ediyorum, engelliyorum diye bövündüğü bir anlayışın arkasına sığınan Cemal Öztaylan bu borçları yapıp bıraktığını söylemiyordu. Oradan şeyden ödeniyor. Ve bütün bu para ödenmesi için hatırlayın ilk 2007 genel seçimler öncesi su borçlarını sıfırlamak için o yetki istemedi mi Sayın Öztaylan? Ne oldu? Hani hükümet arkanda niye yapmadın? Hani devri sabık yaratıyordun o projeyi yapan yürütenler diye sordun mu hesap? Oldu mu? Aldın mı bir sonuç? Laf söylemekle iş yapmanın farkını artık onlar görecekler. Tabii bu 4.734 kamu ihale kanunu sayemizde öğrendiler ama 2886'yı da öğrenmeleri gerekiyor. Onu da öğrenmediğini anlıyoruz. Bunu daha dikkatli okuması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan izne gerek var mı yok mu bir anlayacak okursa tabii. Eğer anlayamazsa hukuk fakültesi birinci sınıfta okuyan bir öğrenciye sorsun. O ona rahatlıkla açıklar. Fazıl Özpolat'a bir şey verilmemiş gelmişte. Bak açık söylüyorum. Fazıl Özpolat Yazı İşleri Müdüründen ne istemiş de görev süren doldu veremeyiz denmiş. O konuyu da açıkla. Yazı İşleri Müdürü burada. Fazıl Özpolat'ı da yanına al. Gel birlikte soralım. Fazıl Özpolat acaba Yazı İşleri Müdürü'nün odasında hiç gelmiş mi? Ya da ne zaman, nerede böyle bir talepte bulunmuş?
Bir de son günlerde arkadaşlar bir bomba olayı çıktı. Hep bugün patlıyor, yarın patlıyor, bir türlü patlıyor. Kaç haftadır ağzında bir bomba lafıyla dolaşıyorsun. Ama nasıl bombaysa bir türlü patlatamadın. Bomba hazırlamak biraz tehlikelidir. Dikkat et, elinde patlamasın, ama PKK'ların elinde patlayanlar var çünkü. Sonra başını gözünü yararsın. Gerçi sen patlasan ancak yalan bombası patlatırsın. Ne de olsa senin uzmanlık alanın. Diyor ki, o son bir tişörtle ilgili şeylerinden beraber getiriyor. Ve görev süresi sonrası da giderse 6,5 sene gelmese o kadar şeyleri varmış. Ona söylemek lazım. Evet. Saldırgan olan o. Şimdi Cemal Öztaylan, yukarıda değindiğim gibi şovmenliği gerçekten iyi beceriyorsun. Siyasette ne kadar seviyesiz ve başarısızsan şov yapmakta da o derece mahirsin. Sen en iyisi siyaseti bırak, Bandırma da senden kurtulsun. Nasıl olsa 3 yıl sonra senin ipini çekecekler. Herhalde bir daha Bandırma'ya muhtar bile olamazsın. O çok övündüğün arkadaşlarının yanına git. Ve 6,5 yıl sonra değil, Bandırma'ya da hiç dönme. Burada yaşayan insanlar da sana yeterince katlandılar. Diyor ki okeyde 4. olabilirmiş falan gibi lafları var. Şimdi belediye başkanlığın bittiğinde, şehir kulübünde seni okeye 4. kişi bile yapmazlar diyorsun. Bana diyor bu lafı. Benim bu konuda hiçbir beklentim de yok, kaygım da yok. Daha önce de belediye başkanlığından sonra nasıl Bandırma'da başı dik dolaşmışsam, dostlarımı hep yanımda görmüşsem, başkanlık görevim bittiğinde yine sevenlerim benim etrafımda olacaktır. Sen beni bırak da kendi hazin sonunu düşün. Benim öyle okeyle falan da işim olmaz. Ama sen benim bir tek ceketim var dediğin dönemlerde, ki sonradan nasıl olduysa konfeksiyon fabrikasına dönüştürdün o ceketi, şehir kulübünden hiç eksik olmadığın okey partilerinden bu konuda büyük tecrübe sahibisin. Oynayabilirler şehir kulübünün eski yıkılan yerinde. Seni aralarına alıp almamak tabi diğer oyuncuların tercihidir. Ben okey masasını dörtlemeyi bırak, yedekleriyle birlikte çok sayıda futbol takımı bile çok rahat kurarım. Merak etme, istersen seni de top toplayıcı olarak görevlendirebilirim. Şimdi o tişörte geliyoruz. Diyor ki o tişört fikrini ona kim verdi? Sana kim verdiyse ona söyle. Sana bir tane de üzerinde kendim ettim, kendim buldum yazan bir tişört bastırsın. Onu karşına al ve bol bol da düşün. Ettiklerini ve bulduklarını terazinin kefesine koy. Bakalım hangisi daha ağır basacak? Bir de o muhterem beyefendi insan babacığını bir düşün. Sana acaba ne diyordur? Senin ona layık bir evlat olmadığın itirafını defalarca kanıtlamandan hiç mi rahatsız olmuyordur? Kendisi mezarın başında sana layık evlatlar olamadık. Ben demedim. Sayın Öztaylan söylemedi mi? Gülerek gazetelere poz verdiğin o tişörtte yazan oğlum bak git sözünü senin kulaklarına fısıldayabileceğini hiç düşünmedin mi o güzel insanın? Eğer düşünmediysen bir düşün. Belki bu sayede de kendine gidip doğruyu bulursun. Beni bu makama senin getirmediğin gibi bana git de diyemezsin. Demokrasilere sandık verdir. Sandığın ortaya koyduğu sonucu herkes saygı göstermek zorundadır. Ama onların öyle bir sorunu da var. Hala bir türlü kabullenemediler. Hala bir türlü hazmedemediler. Niçin gittiklerini bilmedikleri için de geleceklerini söyledikleri şey tamamen bir hayaldir. Bunu da kamuoyuna paylaşmak isterim. Tabii sadece bu şey açık söylüyorum, şahitli ispatlı. Benim milletvekili olduğum, Cemal Öztaylan'ın belediye başkanı olduğu dönem en az 3 kere abi sana bırakacağım demiştir. Belediye başkanlığını. Ve aynı ekibinden bir arkadaşımızı da altyapısını hallettik, güzel bir belediye Bandırma bırakacağız demiştir. Hep bunlar şahitli ispatlar. Gerçi o altyapılar çöktü, tutmadı. Gerçi o ben sana bırakacağım dedi, kendisi bırakmadı. Bir sonraki arkadaşlarını aldık ama bırakılanla ne olup ne olmadığını zaman zaman paylaştığımızda farkı da görüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi bu halkımız takdir ederse biz arkadaşlarımıza gönülde kalırız. Olmazsa görev şey yapılır. Bunda gitmez. Herkes yaptığından yapmadığından kendi vicdanında, kamu vicdanında, yasalar karşısında sorumludur.
Tabii şimdi arkadaşlar doğru doğru konuşalım. Bu konuşmalarımızı çok daha uzatmak, detaylandırmak mümkün. O kadar bol malzeme var ki. İnanın kitap bile yazdı. Ama bu kitap kara bir mizah örneği oluşturacak türden bir kitap yazdı. Bu konuştuklarımızın içerisinde Bandırma'nın geleceği ile ilgili, Bandırma'nın vizyonu ile ilgili bir tane şey var mı? Onun için bu soruları soran, kamuoyuna aktaranlara siz sorun. Ne yaptığını tekrar söylüyorum. Herkes işiyle konuşmalı. Bakın 10. yılın tamamlıyor AKP iktidarı ve mutlak çoğunluğa sahip bir AKP iktidarı var. Neredeyse tek başına anayasayı bile değiştirebilecek çoğunluğa bir sahip bir AKP iktidarı var. Onları sorun. Ne yaptın? Ne yapacaksınız? Bakın arkadaşlar bizim çok hızlı bir şekilde karar aldığımız Denizcilik Fakültesi var. Bandırma'da ikinci bir fakültenin kurulması. Bandırma'nın müstakil üniversite olmasının önünü açacak en güzel bir gelişme. Yazışmaları merak edenlere söyleyeyim. Bizim hayatımız diyor ki Milli Eğitim o yer bize aittir. Hazinenin yağdığı şey kilitlenmiş o. Git onu aç. Onu versin. Bakın Liseler Vadisi övündünüz. Biz de teşekkür ediyoruz. O Liseler Vadisi projesi biterse Bandırma nefes alacaktır. Şu anda mevcut şeyde de yok. Livatya'da daha yapılanmanın olmadığı bir yerde. Gerçekten önemli bir yatırım için. Hala orası Milli Eğitim Bakanlığı. Doğru Milli Eğitim'e ait. Benim Bandırma Belediyesi'ne ait yerler yok mu verdiğimiz birçok yerler kamu kurumlarına verdiğimiz? Doğrusu bu değil mi? Onun önünü aç. Bakın biz 2010 Nisan ayında 10.800 metrekare itfaiyenin arka tarafında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne baştan 5.000'di sonra 3.500'e düşen ama mevcuta göre en az %60 civarında kapasitesinin fazla olduğu o spor salonu başlatılması ile ilgili neredeyse yalvarıcısına söylüyoruz. O kararını alıp uygulamanın yapılması adına alınan bir karar var mı? Bırakın onun dışında kendi kafalarında olan uygulamaya yansıtılan bir şey var mı? Bunları konuşmalı Bandırma. Bunların hesabını sorun bu arkadaşlarımıza. Biz onların aşılması konusunda o onu demiş, bu onu dememiş. Öyle bir derdimiz de yok. Biz yine Bandırma çıkarı korkuyor. Kol kola omuz omuzları götürelim. Bandırma'nın büyük şehir, bütün şehirle ilgili sorun. İl olmasının önünde engel midir, değil midir? Hizmetlerin köylere yansıtılmasında mahalleye dönüştürecek. Sıkıntı problem olur mu, olmaz mı? Türkiye'de kaç yerde örnek var? Başarı var mı yok mu? Ya da hangi taslar nasıl tartışıyor? Yemin ediyorum kendi milletvekillerine haberi yok. Özel oluşturdukları kendi akıl taşlarıyla beraber gizli bir çalışmanın yürütüldüğünü bizler biliyoruz. Bunlar çok yanlış. Bakın aynı uygulamaları bir dönem rahmetli Özal yaptı. Dar bölgeli Balıkesir ikiye bölündü. Bir önceki seçimde alınan oylarla ikinci bölgeden 3 milletvekilinin tamamını anavatan millet arkadaşlar adayları kazanmış. Bir sonraki seçimde de kazanan kuyuya düştü. Doğru yol partililer seçildi. Doğru tektir. Doğruyu her yerde ilkeli bir şekilde savunmak gerekir. Doğrular mezarda söylenecek şeyler değildir. Bunun yapılması ile ilgili bana da ona da size de herkese önemli görevler düşüyor. Bandırma'da seviyenin düzeyin mutlaka korunması gerekiyor. Gelecek kuşaklara böylesi bir Bandırma'da siyasi terbiyenin aktarılması gerekiyor. O nedenle herkes ağzından çıkan lafa dikkat edecek. Ve bütün bu konuşmalardan sonra eğer çok önemli bir iddia şahsıma yönetici arkadaşlarımızla yönelik iftira olmadığı sürece ben belki bundan sonra yapacağım bir basın toplantısı da parti toplantısı elbet yaparım görevim gereği ama 3 cümleyle bitirmeyi düşünüyorum. Bandırma'nın gündeminde şey yok. Ben bu konulara şeyler cevap bile vermeyi zülat ediyorum. Bandırma kamuoyu yeterince bilgilenmiştir. Zaten tepkilerini de haklı olarak koyuyor. Ama en güzel tepkiyi, en anlamlı tepkiyi sandıkta biz susacağız, onlar konuşacak demeyi düşünüyorum. Ama bunun böyle olmasının da şartlarını sağlamak sadece benim sorumluluğumda değil. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri şey yapacağız. İnşallah bu önümüzdeki toplantılarda münferiden ya da birkaç paket halinde Bandırma ile ilgili yatırımların, projelerin konuşulduğu, bu projelere destek olan alkışlar, bakın gördünüz İlçe Başkanı Sayın Kasaboğlu'nun belirli konularda çok önemli olmasa da iyi niyetle samimiyetle verdiği destek sonrası ikili konuşma değil, meclisin huzurunda, basının huzurunda ve teşekkürlerimle sonra bir teşekkürü yürekten yaparız. Bizim siyasi terbiyemizle, normal insani değerlerimizle bakış açımızla ortaya koyduğumuz önemli şeylerden, özelliklerimizden. İnşallah bu çalışmalarımızda bu doğrultuda işbirliğinden güzel örnekler veririz. Buraya geldiğiniz için, sabırla bizleri dinlediğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
geçiyorum. Arkadaşlarımızın daha rahat anlaması için. Şimdi Bandırma Belediyesi ile kısa sürece Altaylılar Tunay Ayanlar Konsorsiyumu'nun daha önceki AKP yönetimin tarafından yapılan 4734'e değil de 2886'ya göre yapıldığını artık sizlerin de dahil iyice anladığınız kavradığını bir sözleşmeyle ihale sonrası iş başlamış. Başlamış derken belge üzerinde başlamış. Yine bu sözleşmenin kendilerine verdik mutlaka okuma fırsatınız olmuştur. Çünkü özellikle bütün haberler size çok şey yapıyor. Günde 3 kere rahat görüşüldüğü için. Her türlü bilgiye, belgeye ulaşmak ya da yanlış anlaşılma varsa onu teyit etme şansınız, imkanınız da var. Bunun ikinci maddesinde diyor ki, belediye kazanımlarının yani o sözleşmeyle yapılan kazanım korunması koşuluyla yine saymış otel, şu şu sayı 4 tane ve benzeri değişiklik yapılabilir diye. İlk sözleşmede onların idrakta o yapılmış. Ve bunlarda ne yapılmış? Hem o sözleşmedeki ismen yazıldığı otel, hem de kazanımlar daha ileriye götürülerek yapılıyor. Hatta bu teşhir alkışlanacak bir durum. Kaldı ki yine söyledim size de basında da yansıdı. Müfettiş raporunda bu var. İkincisi geçiyorum. Bizim bunun dışında ek sözleşme ile yaptırdığımız iki şey var. Bu işte ilk sözleşme ek anasına ki o basın toplantısında size değindim. Bir temelin bile atılamadığı. Seçimlere bir hafta kala buraya bir iş makinelerinin sokulduğu. Yine söylüyorum o iş makinesinde kimin yaptığına bir bakarsanız ve o tarihte hafriyat için alınan paranın ne kadar olduğunu öğrenirseniz ve buradaki hafriyat yapmanın ne kadar kolay olduğunu 5 yaşında çocuğun anlayabildiği bu alan yerine alışveriş merkezindeki yerin çok güç koşullarda hafriyatının neredeyse yarı fiyatına yapıldığını görürseniz o zaman bir başka gerçeği de anlamış olursunuz. Biz o ikinci ek sözleşmeyi yaptığımız doğru. Yani ilk pardon. İkincisi bizim zaman zaman söylüyoruz da anlıyoruz ki öyle bir ek sözleşmeden bahsediyor. Bizim o projenin önemli ayaklarından bir tanesi tır kamyon garajcılar ve traktör satıcıların bulunduğu bir alan var. Şimdi orada traktör satıcıları ve şeyler için galeriler için yerlerimiz var. Bu yerlere baktığımızda 36 tane otogalericileri için yer ayrılmış. Ancak tabii bunda sayının yetmeyeceği düşünülerek bu sayıyı 40'a çıkartmışız. Tersi 26 tane şey koymuşlar. Neye göre koymuşlarsa traktör satıcıları için. Yaptığımızda 6 tane var. Biz bunları 12'ye düşürmüşüz ek sözleşmeyle. Tabii tır parkında da kimse var mıydı bilmiyorum son kira sözleşmeleri için getirdiğimizde Osman bir kişi eksik tamamının bulunduğu bir alanda bu alan bize yetmez dediklerini de duymuşlardır. Hatta onun için de öneri de getirdiler. Falan yer alınırsa o alanda bir takım sıkıntılar da çözülebilir demişler. Biz bunu görerek o dönemde 3000 metrekare alanı da bu galeriler sitesindeki alandan şeye kaydırmışız. Tır kamyon garajına. Hala yetmemesine rağmen kaydırmışız. O kadar diye yapmışız ki. Ve onun dışında orada sınırlı sayıda galerilerdeki dükkanın azlığında yaklaşık 150 bin lira tutacak olan şeyde en az 1,5 trilyonluk sözleşmeyle otel terminalinin tamamının, galeriler sitesinin tamamının, tır kamyon garajının tamamının, şu meydandaki şu şeyin ki tekrar grant yapılacak bir imalat hata tamamının yaptırılmasında müteahhit. Bundan da güzel bir şey yok. Yani şu ek sözleşme dedikleri sözleşmede bu. Şimdi yani bunun hesabını insanlar 5 yaşında çocuğa yaptırırsanız çıkar. Bu hesaplar hepsi yapılan hesaplardır. Ve bunun yapıldığında da yine bizim adamlar yani kendi ifadeleri ki şey rakamlar da onlar derse kan kusturdu. Biz halkın emanetlerinin peşindeyiz kardeşim. Ve bütün bu işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili olarak da şeyde şey söylüyor Mesut Tatlıdır. Peki aldırdınız diye güzel dedi. Yani peki sizin biz gelseydik tekrar alır mıydınız? Ya şimdi olmayacak. Benim adım Serhat Peker. Benim davayla falan işim olmaz. Benim akılla mantıkla işim olur. En kötü anlaşma uzlaşma bile davadan, anlaşmazlıktan, uyuşmazlıktan daha iyidir. Ha, bütün bunları yaparken de herkesin bildiği şekilde kamuoyuna paylaşarak onların getirdiği.
Getiren de söylüyorum ben bir kamu şeyde fesattır şu zaten UKAN'a girmiyor da arkadaş sen o kadar yapa yapa o şartlarda bir tane şey bulmuşsun müteahhit firma. Yani herhangi birisi çıksa da ben onun yerine daha fazla verirdim. Veririm diye bir iden öyle bir insan da yok. Ve yapılanlar da rakamları. Belgeler ortada bunlar defalar açıklanmıştır. Ama birinin dayatmasıyla açık söylüyorum, net söylüyorum. Bizim şeref karnemiz olan, bugüne kadar halkla olan ilişkilerimiz, hakka, hukuka, adalete bağımlılığımız, ondan sapmamamız, insanları ayırmadan, partizanlık yapmadan, herkesi kucaklama anlayışımız ve özellikle son dönemlerde belediyelik hizmetlerinden pay alamayan kenar mahalle insanımıza dokunmamızdan rahatsız olan insanların getirdiği şeyler bizim şeref karnemiz. Bugüne kadar getirdiklerin incir çekirdeği dolduğu bir şey var mı? Soruyorum. Siz de onlara sorun. Lütfen sorun. O nedenle kim geliyorsa müfettiş gelsin, topuyla gelsin, tüfeğiyle gelsin. Bizim öyle derdimiz yok. Sonra hukukta birileri hakkında eğridir doğrudur. Kafasında soru işaretleri oluşmuş olabilir. Onun ilgili mercilere bildirim hakkı vardır. Belki bekle sonucunu. Yasalar çerçevesinde ilgililer bu konuda işlemini yapar. Sonucu paylaşılır. Onlara o düşer. Yasalarda da bu konularla ilgili fazla konuşmanın yararı olmadığını ben söylemiyorum. Yasalar söylüyor. Hatta geçen toplam ısrarla inatla geçen 3 sene önceki 28 Ekim süreciyle konuşur. Ya benim işim onlar değil. Onlar konuşanlar konuşuyor. Kendileri konuşsunlar. Adaletin el koyduğu bir olayda, süren bir davada, taraf olmadığımız bir davada beni ne ilgilendiriyor? Başkanım bu konuyla alakalı bir sorun daha olacak.